Sergi alanına girdiğinizde insanları karşılayarak göze çarpan bir figür olması her zaman iyidir. Çeşitli yerlerden toplayarak bir araya getirdiğiniz mitolojik tanrı heykellerine anlam katacak güçlü bir figür. İşte burada da böyle bir güç var. Sizi merkeze çeken bir güç. Etrafa bir göz attıktan sonra yine merkeze, Dionysos'a geri gelirsiniz. Çünkü o sizi sadece karşılamakla kalmaz, aynı zamanda gizemli bir şekilde kendine çeker. Bu genç tanrı, antik Yunan'dan kalma kayıp orijinalinin bir yansıması. Yunanlar için bu heykel, tapınağın içinde yer alan dini bir kült figürdü. Roma dönemine geldiğimizde ise heykelin kutsallığı kalmıyor. Artık sadece geçmişte kalmış büyük Yunan medeniyetini taklit eden dekoratif bir eser olarak görülüyordu. Bir Roma hamamına, bir bahçeye ya da bir villaya yerleştirilmiş olabilir. Burada Dionysos kısa bir toga ya da kitonda denilen bir giysi ve onun üzerine bir hayvan postu giymiş olarak görünüyor. Saçları uzun ve ahenkli dalgaları var. Son derece genç betimlenmiş. Neredeyse androjin bir görünümü var. Dionysos sıklıkla bir elinde Tirsus denen uzun bir asa, diğer elinde bir içki kadehi tutarak insanlaştırılmış umuda dayanıyorken gösterilir. Bu da heykelin geçmişine ayrı bir anlam katıyor. Heykel 18. yüzyılda kırılmış ve daha sonra restore edilmiş. Çünkü bir heykeli parçalar halinde sergilemek düşünülemez. Eser, Thomas Hope koleksiyonunun en ünlü parçalarından biri. Birinci Dünya Savaşı'nın ekonomik zorluklarının en tepede olduğu dönemde açık arttırılmaya çıkarılmış ve Benjamin Franklin'in torununun oğlu tarafından satın alınmış. Heykel Palm Beach'e götürülmüş ve orada büyük bir malikanenin bahçesine yerleştirilmiş. O zaman bir kadın heykeli olduğu sanılıyordu ve sonra heykel orada unutuldu. Ta ki onu bulduğum South Bay'sta tekrar ortaya çıkana kadar. Sonra hak ettiği değeri geri kazanarak bir Roma avlusunun ortasındaki yerini aldı. İnsan bir yüzyıl sonra heykeli görenlerin ne düşüneceğini merak ediyor. Acaba tekrar gözden düşecek mi? Ya da yeniden yorumlanacak mı? Yeni kazılarda elde edilen bilgilerden hakkında daha fazla şey öğrenebilecek miyiz? İnsan her zaman bir yüzyıl ya da bin yıl sonra bu heykelin nasıl algılanacağını merak ediyor.